Duodenal sivilç ameliyatı obeziteye en etkin yöntemdir. Yani sonuçlarında obeziteyi en iyi tedavi edebilen yöntem duodenal sivilçtir. Ama bütün dünyada halen %1'in altında, bütün ameliyatlar göz önüne alındığında %1'in altında yapılan ameliyat duodenal sivilç ameliyatıdır. Bunun belli başlı nedenleri vardır. En başta ameliyatın teknik olarak zorluğu. Laparoskopik olarak yapılmakta yine, açık ameliyat olarak yapılmakta ama daha çok laparoskopik yapılmakta. Ve ameliyatın sonuçları açısından bakıldığında duodenal sivilç ameliyatının neden daha az tercih edildiğini tahmin edebiliyoruz. Çünkü ameliyattan sonra hastalarda yakın takip gerektiren vitamin, mineral eksikliği, beslenme bozuklukları çok sıklıkla ortaya çıkar. Ayrıca ameliyatın kendine bağlı komplikasyonları vardır. Yani bir tüp mide ameliyatının komplikasyonlarıyla duodenal sivilç ameliyatının ameliyat sonrası komplikasyonu eşdeğer değildir. Duodenal sivilç ameliyatında çok daha fazla komplikasyon çıkabilmektedir. Bu nedenle öncelikle tüp mide, belki gastrik bypass ki tüp mide çok öne geçmiştir, ameliyatı yapmak çok daha doğrudur. Duodenal sivilç bir garanti olarak elimizde durmaktadır. Eğer hastalarda kilo alma uzun yıllar sonra ve yeterli kilo verememe gibi durumlar ortaya çıkarsa veya diyabetin yeterince düzelmemesi gibi durumlar ortaya çıkmışsa duodenal sivilç ameliyatı ikinci ameliyat olarak yapılabilir. Burada yine tüp mide öne çıkmaktadır. Çünkü zaten tüp mide ameliyatı duodenal sivilç ameliyatının birinci basamağıdır.